Şu anda nedir kulakların müzik konusunda? Herhalde ben... Valla ikisi de çok acayip. Evet. Yani kız ritim konusunda inanılmaz bir ritim kulağı var. Oğlan da duyuyor ve söylüyor yani. Aa, Çok çok acayip. iyi. İkisi de başka bir şey, cevher Biz bence. birkaç kere tesadüf zannettik. Birbirimize söylemiyoruz. Yani önce bir şöyle bir bakış atıyoruz birbirimize. Hani acaba mı? Ama şey yapamıyoruz. Hani hemen böyle celallenmeyelim, ateşlenmeyelim, bir sakin olalım. Ondan sonra birkaç kere daha aynı şeyleri aynı anda duyduk ve inanamadık yani gerçekten. Süper. İnanılmaz müzik kulakları var. Oğlan bir de futbol olabilir. Fetha İnşallah olur. hayali o, evet. Öyle mi? İnşallah olur. Ben şey diyorum, adarım kendimi yani. Ya Futbol zaten oynayacağını ya bilsem. topçu ya popçu, sizin evde ikisi de müsait şu anda. Birer tane olabilir işte. Kız Değil mi? atıyorum müzikle ilgilenirse oğlan futbolla ilgilenir. İyi olsun Ben şeyi de merak ediyorum. Ev sabah ve akşam nasıl bitiyor? Sabah nasıl başlıyor ya ve akşam sabah, nasıl bitiyor? Artık Evet, biz iş de bölümü bilmiyoruz. nasıl? Mesela ben şimdi şeyi düşünemiyorum. Şimdi mesela Cansu mesela klasik aile gibi evde kalkıp sabah kahvaltıyı mı hazırlıyor? Sonrasında ya sen mi hazırlıyorsun? Sonradan çocuklar işte biri okula gidiyor, biri bilmem ne yapıyor, ilgileniyor. Ondan sonra oturalım hadi şeyin Valla başına, stüdyoya geçelim, müzik yapalım mı? şöyle bir şey söyleyebilirim. 19 aylık oldular işte. Çocuklarla yani 19 aydır Cansu ilk uyandıklarında sabah anneyi ve babayı görüyorlar. Bizi Çok güzel. görüyorlar, eğer bir yerde işimiz yoksa. İlk karşılaştıkları yani güne bizle uyanıyorlar. Annesi hazırlıyor kahvaltılarını. Ben de işte onlarla vakit geçiriyorum. Bir de yardımcı ablalarımız var. Onlar sonra bize yardım etmeye çalışıyorlar. Ama genelde çocuklarla yani bir sabah böyle 12'ye kadar falan biz beraberiz yani. Aslında Çok güzel. bayağı yani sabah rutinimiz var, evet. Evet. Sabah uyanıyorlar, kahvaltılarını hazırlıyoruz. Birlikte kahvaltı yaptırıyoruz onlara. Ondan sonra Fethi, bir de köpeğimiz var bizim. O onu Ay, çok çıkarıyor. güzel. O ilk göz ağrısı, ilk evlat o. Her Ondan sonra sabah evet. fix. Yani Her gece sabah 5'te de onu gelsek çıkarır. 6.30-7'de onu çıkarırım. Ondan sonra gün içinde onlar tam oyun saati geldiği zaman ablalarına teslim ediyoruz. Biz o sırada işlere koşturuyoruz. Stüdyoysa ya da işte neyse onlara gidiyoruz, koşturuyoruz. Akşam mutlaka saat 6 gibi evde olmaya çalışıyoruz. Onlarla yatana kadar biraz daha vakit geçirmek için. Evet. Uyutuyoruz sonra onları. Sonra ben de zaten 10'da uyumuş oluyorum. Ya gerçekten Yani artık öyle. eskisi gibi sabahlara kadar çalışmak Hiç falan ama. öyle bir durumumuz yok. Bazen şey oluyordu ilk zamanlar. İşte atıyorum bir konser var. Ben konsere gidiyorum. Cansu bana şey diyor, daha ne güzel uyuyacaksın diyordu. Hani konsere gidiyorsun değil abi, gidip otelde uyuyacaksın diyor. Evet, Çünkü ama bir ara öyleydi. gerçekten çok uykusuz vakit geçirdik. Ben hep şey zannederdim. Geçen hafta da Ceceli ile beraberdim. Ondan da ilk kez. Genelde hep sanatçılar yani beste ve aranjörler gece saat 10'da, 11'de, 12'de, 2'de girip stüdyoya, ertesi gün Evet. öğlen 2'ye kadar filan. Meğer öyle değilmiş. Mesela Ceceli de bütün gündüz yaparmış. Hiç akşam ya çalışmazmış. Çok az çalışmak zorunda kalmış. Ya Siz de galiba öyle yapıyorsunuz. biz de Bizde de öyleyiz. var Ya evet. eskiden ben kendi payıma şunu söyleyebilirim. Bir dönem ben öyle güneşi görmeden yaşadım. Yani hep karanlıkta. Sağlıklı bir şey değil. Yani vücudun bir saati var. Ve siz o saati bozmaya çalışıyorsunuz. Bu sağlıklı bir şey değil. Bir yerlerden patlıyor bazı şeyler. O yüzden hani ona uymak lazım. Yani bütün doğa işte güneş doğduğu an bütün doğa uyanıyor yani. Sen kim oluyorsun da böyle uyuyorsun Ama durumu ben var yıllarca şunu zannettim. Sanki gündüz Öyle evet. yaratılmıyor. Yani çıkmıyor. Evet. Sanki daha rahat. Yani şey Sakinlikte daha öyle. huzur Çoğunluk veriyor. aslında hala öyle. Biz mesela çok erken kalktığımız için arkadaşlarımız uyanmasını bekliyoruz. Onlar uyanınca gün bitiyor bize zaten. Bir türlü bir araya gelemiyoruz ama Fethi mesela en iyi şarkılarını hep sabah çok erken yapmıştır. Evet. Onda öyle bir durum var. Ben daha gececi. Ben de geceyi seviyorum, biraz gece Ben O da çalışmayı, biraz gece şeyden yazmayı oluyordur seviyorum. ama. Ama... Gecenin aslında avantajı şu. Yani mesela gündüz işleriyle uğraşan insanlar sizi telefonla arayıp o konsantrasyonunuzu bozabilir. Bozabilir. Ne bileyim hani atıyorum bir arkadaşınız hadi bugün şu saatte buluşalım der. Yani o biraz böyle bir 5-6 saatlik bir konsantrasyon istediği için. Yani o araya bir şeyin girmemesi lazım. Ama ben öyle yapıyorum. Hani kapanıyorum bir stüdyoya. Çalışıyorum. Yani bir de şeye de bakıyoruz. Bunun bir şeyi olması lazım. Yani bir temposu olması lazım. Hani ilham geldi, ah ne güzel buldum şarkı yapayım durumu yok aslında çok fazla. Yani Değil bir mi? pratikle Tabii çıkıyor profesyonel alakalı. hayata Evet. döndüğü için herkes nasıl işine gidiyorsa Meslek gibi biz de yani. Biz onun meslek başına aslında. geçmemiz Ya lazım hep tabii. şey diyor ya, yatak ucunda bir kalem kağıt var. Evet öyle, Rüyamdan gece kalkıyorum uyuyan yazıyorum. ben de var. Yani rüyamdan kalkıp yazmıyorum ama geçen gün hatta şeyde sosyal medyaya da koydum.
Başucumdaki çekmecelere bakıyorum, hepsi kalem kağıt dolu. Hepsi yani normal hiçbir şey yok. Ondan sonra ama şey oluyor mesela, tam yatarken aklına bir şey geliyor ya da uyandığında geliyor. Öyle rüyamda hiç uyanıp yazmadım öyle bir falan yani, atmayayım yani şu an. Uydurmayayım sabah sabah, öyle bir dünya yok yani. Aynen. Ama mutlaka geliyor işte. Yatakta vakit geçiriyorsun işte, televizyon izliyorsun, bir şey oluyor falan, o sırada aklına geliyor, hemen hop çekmeceden tak tak tak. Ben de şey yaparım mesela, tam böyle uyanıklık arası bir şey gelir aklıma, sabah hatırlarsam iyidir bu derim, öyle bırakırım yani. Ben hatırlarsam herkes hatırlar derim. Çok güzel. Enteresan, evet. Çünkü ben unuturum, o yüzden. Ben hatırlıyorsam herkes hatırlar derim. Ay süper. Peki bebekleri büyütürken oldu mu bir yazdığınız bir şarkı? Daha bebeklere ithafen bir şey yazmadı daha. Hı-hı. Ama arada şarkılar yani yapıldı. Kısa kısa mutlaka cümleler, melodiler oluyor işte onları, çünkü eğlendirmek için bir şeyler yapıyoruz. Uyuturken bir şeyler yapıyoruz falan. Onda çok güzel melodiler, cümleler, tatlı tatlı şeyler oldu ama öyle oturup daha uzun uzadıya bir şey yazamadım. Birbirinize yazdınız mı? Yok. Yani ben yazmadım. Ben yazdım. Açık ve net. Onu bilemiyorum bakayım, diyorsun. Ben hayır, bence yazsın. Yazsın. Bilirdin herhalde. Yani yazdım. Kime yazdın o zaman? Bana yazmadıysan. Biz zaten şey gibi böyle çocukluktan beri gibi sanki 12 sene olduğu için bir beşik gelmesi. Ben yazmadım. Çünkü şöyle bir şey. Kime var yazdın o zaman, onu merak ediyorum. Kimseye şarkı işte. Ben mesela hep onu söylüyorum, hani bir insanın şarkılarını devamlı birine yazması gibi tehlikeli bir durum yok, öyle bir şey yok zaten. Yani bunu bir meslek olarak kabul edip mesela bende şöyle çalışıyor. Çevir kazı yanmasın ya. Bir fanus var, ben o fanusun içine girip kurduğum hayali hayata geçiriyorum yani hani. Birileri bir şey yaşıyorsa orada o fanusun içinde yaşanmış oluyor. Ya bir de biz çok okuyoruz. Okuduğumuz şeylerden çok etkileniyoruz. Çok hayal gücümüzü çok geliştiriyor. O yüzden yazmak tabii biraz daha kolay oluyor. Yoksa herhalde kıyamet kopar dedi. Şimdi sizi dinlerken neden, aslında cevabını da seyirci de belki fark ediyor. Ben şu anda zaten görüyorum cevabı. Neden bu kadar her şeyin düzgün, maşallah diyelim. Bu arada Allah buradan razı çıktıktan olsun. Sonra. Amin, her şeyde çok bizden birisi gibisiniz. Yani sanatçı gibi değil. Şimdi herkes aileden birisi gibisin. Mesela diyor işte her şey çok dürüstçe. Doğru. Olmuyorsa olmuyor. Mesela şimdi başkası olsa şöyle diyor. Abi diyor, ilkinden etkilenmiştim. İlkokulda bir ilkinde 12 yaşındayken birine aşık olmuştum. O patladı. Şimdi işte bilmem ne aldı, uçurdu filan. Evet. Ya abi, şöyle bir şey var. Gerçek ortaya çıkıyor ya. Hayatın içinde gerçek asla saklanmaz yani. Bu arada gerçeği başkasından saklasanız bile kendinizden saklayamazsınız. O yüzden hani biz biraz daha böyle gerçekçi yaklaşıyoruz bütün konulara. İşte hani böyle bu işin şeyi söylediniz diye söylüyorum. Hani şarkı yazmakla alakalı. Bunun böyle çok ilahi, çok böyle şey bir duruma getirilmesini de ben çok sevmiyorum. Çünkü hani böyle bir çok özel bir meslekmiş gibi. Yani ben şunu diyorum işte. Ya burada duran, biraz fikir burada duran abilerden birinin yaptığı şeyi benim yapma ihtimalim yok. Yani ben o sabrı gösteremeyebilirim. Yani Cansu için de geçerli. Bazı meslekler vardır. Mümkün değil, onu orada bir saat tutamazsınız. Tabii. O yüzden de bir tek avantajımız var. Gerçekten ilahi olan tarafı şu. Yaratılış özelliğinizde bu şarkı yazma işi varsa var, yoksa yok. Evet. Yani o sonradan edinilen, sonradan kazanılabilen bir şey değil. Sonradan geliştirilebilen, evet, bir şey. Evet, büyütebilirsin. Çok daha iyi cümleler kurabilirsin. Çok daha iyi melodiler bulabilirsin ama bu varsa var, yoksa yok bir şey. O yüzden hani biz bunu öyle, en azından ben öyle kabul ettiğim için bu kadar gerçekçi davranıyorum. Süper, harika. Peki bu ticaret, üretme kısmınızı engeller mi? Ne düşünüyorsunuz o konuda? Yani risk değil mi? Korkmadınız mı? Şirket kuruyorsunuz? Yok. Yani bu şöyle bir şey değil ki. Bilmiyorum hani sonuçta biz dün ne yapıyorsak bugün de aynı şeyi yapıyoruz. O yüzden işin içine... Ya sadece ortaklarımız azalıyor tabii böyle bir durumda yani. Aslında ticari olarak. Çok fazla pay bölüneceğine... Sadece kendimiz kazanıyor. Çok güzel, bence de çok güzel. Ha, şu an şey der misiniz abi, böyle wow, müthiş büyük farklılıklar oldu mu? Hayır. Ama bu sonuçta bir yoldur. Geleceğe yatırım, evet, yani. Bir yoldur. Tabii. Hani biz bir de şöyle bakıyoruz eserlerimizi. Şimdi bir eseri çıkarttığınız zaman, atıyorum Cansu albüm çıkardı bir başka firmadan. O şarkıyı yani tarih boyunca o firmaya vermiş oluyor aslında. Aynen. Yani biz ne yapacağız? Bu yaptığımız şeyler bizim çocuklarımıza kalacak. Fethi, kaç eser oldu bugüne kadar?
Hiç saymadım. Yani tahmini. Bir 300 civarı Cansu belki senin? Vardı. Benim de bir geçen gün hatta şeyden meslek birliğimizden döküm geldi. Kaç? 102. 102 öyle, ya öyle bir şey. 400. Ben 400 eserden bahsediyorum. Yani içinde yani. İsmimiz var. Aynen. Yani birlikte yazılmış şarkılar var, bir şey var ama hani... Yani şimdi onu siz kendi, bir 400 daha çıktığında bu sefer olay çok farklı. Cansu'nun dediği gibi ortaklar azalmış olacak. Tabii. Kendinize önce. Şimdi YouTube tıklanmaları komple sizin oluyor. Ya bu şey şöyle düşünelim. Yani bu şöyle bir şey, bir tabii bir ekonomi de var bu şeyde. Türkiye'de bazı şeyler oturuyor. Daha iyi olacağına inanıyorum ben. Yani böyle afaki bazı şeylerin yavaş yavaş ve stabil hale geldiğini. Telif hakları biraz daha. Yani görüyorum ve güzel bir mesela sinemayı hallettiler. Evet. İnşallah. Sıra sizde. İnşallah. Sıra bizde inşallah. Şeyi de halleder. Telif yasasında. Çünkü Türkiye'de telif yasasının çıkması demek daha kaliteli, daha nitelikli işlerin aslında tabii. Dinleyicilerle buluşmasına avantaj sağlayacak. Sebebi de şu. Bir müzisyenin konforu, yani şu enstrümanda da aynı şey vardır. Bu kaliteli bir enstrümansa piyanist daha zevkle çalar, daha iyi eserler üretir. Ama bu enstrüman iyi bir piyano değilse bir yerden sonra ruh, duygu kaybolabilir. O yüzden bu müzisyenin konforunu arttırmak, onun daha verimli ve daha iyi şeyler ortaya çıkarmasına sebep olacaktır. Evet, bunu sonradan anladık. Biz Alper kapris yapıyor zannettik. İnce yok şu piyano olacak, yok bu piyano gerçekten olacak. Gerçekten çok önemli. Ama şimdi o yüzden anladık. Mesela telif yasası inşallah çıkarsa Türkiye'de birçok müzisyen çok daha iyi yerlere gelecek. Ya inanıyorum olacak. Da bence çok güzel şeyler de olacak. Harika. Devlet bünyesinde de çok ciddi çalışmalar var bununla ilgili. Biz de desteğiz her zaman olduğu gibi ama bence olacak. Çok az bir zamanımız kaldı. Harika. Çözülecek bu da inşallah.